Neden? Milliyetçi Hareket Partisi bugün çok önemli isimlerle yol ayrımına geldi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ülkücü gelenekten gelen samimi eski ülkücüler partiyle yollarını ayırma noktasına geldi. Bütün bunları konuşacağız. Konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir eski milletvekili ve 2002 yılıydı zannedersem Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adayıydı Sayın Süleyman Servet Sazak. Sayın Sazak merhaba. Merhaba Fatih Bey. Öncelikle aldığınız karar size ve çevrenize hayırlı olsun. Siyaset adına önemli bir karar. Siz yani Sazak ailesi, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü camia için önemli bir isim, önemli bir soyadı. Siz bir geleneği getiriyorsunuz. Önemli bir kavşak noktasındasınız siyasette. Yani size uğramadan çok fazla insan geçmez ve genel başkanlığı da aday oldunuz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile bir yollarınızı ayırdınız, bir istifa kararı aldınız. Herkesi şaşırttı. Çünkü Süleyman Servet Sazak Milliyetçi Hareket Partisi'nden nasıl ayrılır, niye ayrılır? Yani ülkücü camiadan koptu mu ya da ülkücü siyasetten vaz mı geçti, çizgisini mi değiştirdi? Ama sizin bir tweetiniz var. İsterseniz öncelikle o tweetten başlayalım. Arkadaşımız Orhan tweeti de getirsin. Şöyle demişsiniz, Türk milliyetçisinin yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor ne gam. MHP yüreğinden istifa ettim, saygılar. Bu sizin attığınız tweet ve bu tweetle istifanızı bugün gündeme getirdiniz. Nasıl bu noktaya geldiniz? Gerçekten önemli bir isimsiniz ülkücü hareket içinde. Neden böyle bir karar aldınız? Fatih Bey, iyi günler diliyorum öncelikle. Ben aslında 2002 yılında partide genel başkan yardımcısıydım. 2002 seçimlerine girerken ben herhangi bir yerden aday olmadım. Aday olmadım ve seçimlerden sonra da genel başkan yardımcılığından istifa ettim. Aslında benim Milliyetçi Hareket Partisi bugünkü fikriyatıyla ve bugünkü genel başkanıyla problemim veyahut da ona karşı duruşum 2002 yılından başlıyor. O andan itibaren ben işimin gücümün başına çekildim. Siyasette fazla uğraşmadım. Ancak belli zamanlar içerisinde kanaatimin doğru olduğunu ve bugüne Türkiye'nin gelişinde bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük bir payı olduğunu zaten biliyordum. Ve artık bu benim için bir dayanılmaz nokta haline geldi. Yani ben öyle kolay parti değiştiren, işte bir yerden bir yere gidip bir yer, başka bir yerde başka bir ikbal arayan filan bir tip değilim. Yani benim herhangi bir beklentim de olmadı, olmuyor. Yani ne milletvekili beklentim var, ne bir başka beklentim var. Ama ülkenin hassasiyetleri noktasında doğal olarak duyarlı bir insanım. Ve bu duyarlılığımı bir şekilde mevcut Milliyetçi Hareket Partisi'nden bugün, yani aslında dün, evvelsi gün pardon, E-Devlet kanalıyla Yargıtay Savcılığına müracaat ederek basit bir şekilde üyeliğimi sona erdirdim. Bunu da bugün açıklamasını yaptım. Tabii bir etki yarattı. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını aslında ben de düşünmüyordum. Ama bugünün Türkiye'sinde yaptığım şeyin çok doğru olduğu kanaatiyle birçok yazışmaları şu anda izliyorum. Ve yaptığım işten dolayı da son derece mutluyum. Peki yani tweetinizde de bahsetmişsiniz. Yani bizim sadece hassasiyetimiz bölücü terör değil, dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz ve ekonomimiz yok ediliyor demişsiniz. Yani Sayın Bahçeli'nin AKP iktidarına, Sayın Erdoğan'a verdiği koşulsuz, şartsız desteğin bu ülkeye zarar verme noktasına geldiği yönünde endişeleriniz mi var? Tabii ki bölücü teröre herkes karşı çıkıyor. Siz de karşı çıkıyorsunuz.
Belki Sayın Bahçeli de karşı çıkıyordur ama yani nedir sizi burada rahatsız eden? AKP ile MHP'nin işbirliği mi yoksa MHP'nin AKP'ye koşulsuz sunduğu desteğin artık sona ermesi gerektiğine mi inanıyorsunuz? Şimdi efendim bir kere benim tweetimde de görüldüğü üzere birkaç başlıkta Türk milliyetçiliğinin nelerden hassasiyet duyduğunu ifade etmeye çalıştım. Yani bugünün her birinin içeriği farklı. Yani birçok konuyu içine alır. Ama mesela en basitini söyleyeyim. Bugün dilimiz diyorum. Yani dilimiz konusundaki hassasiyetimiz. Yani Türk milliyetçiliğinin Türkçe konuştuğu ve Türk dilini önemsediği bir gerçektir. Ama bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gelen bakan yardımcısının Türk dilinin değerini kaybettiğine dair bir ifadesinin olması benim için büyük bir zuldür. Yani böyle bir konuda hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmiş bir zatın ifade vermesi son derece sıkıntılı bir durumdur. Aslında bu kafalarındaki yani siyasi İslam diyebileceğimiz bu fikrin mensuplarının veya cemaatin mensuplarının her neyse bir şekilde bu konuda belli bir kanaatleri olduğu noktasında en ufak bir tereddütüm yoktu. Ama bu ete kemiğe büründü. Yani maalesef Türk dili gibi bir dilin Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir mevki, bakan yardımcısı gibi bir mevkiye gelmiş insanın böyle bir şey ifade etmesi akıl almaz bir hadise. Şimdi ahlak meselesi ayrı bir mesele. Efendim adalet meselesi ayrı bir mesele. Ekonomi meselesi ayrı bir mesele. Yani bugün Türkiye'nin satılacak bir şey kaldı mı? Kaldı. Yani hala satılıyor. Yani nasıl bir millilik bu? Nasıl bir yerlilik bu? Böyle bir millilik ve yerliliğin böyle kabul edilmesi mümkün mü? Bu maalesef beni çok derinden yaralıyor. Onun için de ben bu ortaklığa aslında ezelden beri karşıyım. Yani 2002 yılından beri bu meseleye karşıyım. Çünkü 2002 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi seçim kararı alarak o gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelişinin önünü açmıştır. Bu çok nettir. Yani o günden bugüne aslında bir şey değişmedi. Benim ideolojik olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortak hiçbir tarafım yok. Türk milliyetçiliği fikriyatının da bu noktada hiçbir ortak tarafı yok. Yani baksınlar Türk milliyetçileri, Türkeş'in kitaplarına baksınlar, Dokuz İşik'e baksınlar. Orada görecekleri şey şudur. Türk milliyetçiliğinin düşmanları arasında İslami ideolojik ümmetçiler gelmektedir. Yani bunu açıp kitaplardan okuyabilirler. Yani şimdi bu nereden geldik de biz bu ideolojik ekiple bir araya geldik. Yani anlaşılabilir gibi bir şey değil bu. Peki efendim Atatürkçülük ve Cumhuriyet'in temel ilkelerinin korunması, kullanması ya da ileriye götürülmesi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi 2015 yılına kadar hatta 2014'ün son zamanlarına kadar bir hassasiyet içindeydi. Ama Sayın Bahçeli AKP'ye verdiği koşulsuz destekte siyasal İslam'ın kısmen yanında yer aldı. Yani siyasal İslam'ın kısmen önünü açtı. Siyasal İslam'ı destekledi. Bakın bugün tarikatlardan, cemaatlerden Türkiye çok büyük sıkıntılar çekiyor. Yani hakikaten hak yolunda, Allah yolunda, din yolunda değil de menfaat yolunda, ticaret yolunda ya da devleti ele geçirme yolunda çalışan tarikat ve cemaatler var. 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi. Neden Milliyetçi Hareket Partisi sizin de bahsettiğiniz gibi ümmetçi, siyasal İslam'a dayanan, Cumhuriyet'in temel ilkelerini reddeden, Atatürk'e düşman bir ideolojiyi kayıtsız, koşulsuz, şartsız olarak destekleme kararı aldı? Bu Sayın Bahçeli'nin kendi fikri mi yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak tavrı mı? Efendim bir kere şunu ifade edeyim.
Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin felsefi arka planı vardır. Yani Gaspralılardan Ziya Gökalplere kadar. Ama Türk Milliyetçiliği fikriyatının vücut bulmuş hali Büyük Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün len Türk Milliyetçiliği felsefesi tatbikat bulmuştur. Hayata geçmiştir. Dolayısıyla bizim Atatürk'le bağlantımız hem bugün hem ebedidir. Bu anlamda baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi biraz evvel de ifade ettiğim gibi 2002'den beri Sayın Devlet Bahçeli'nin tutum ve davranışları ve siyaseti çerçevesinde gerek 2002'de seçim isteyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Türkiye'de iktidar etmiş ve bu partiye her anlamda ve her zora düştüğünde destek olmuştur. Bunları hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman aslında ben 2002'den beri zaten politikalarına karşı olduğumu ifade ediyorum. Ama ben bu partinin kiracısı falan değildim. Bu partinin kendimi sahibi hissediyordum. Benim bugüne kadar beklememin temel sebeplerinden biri benim bu partiyi kendi sahiplenmem çerçevesinde görmemdir. Şimdi ama görüyorum ki artık bu partinin ben dahil birçok arkadaşımıza sırt çevirmesi ve onların fikirlerini dinlememesi bugün artık bizi sadece kiracı değil bu partinin tamamen yabancısı haline getirmiştir. Bu bakımdan yani beklememin bugüne kadar beklememin temel sebebi belki bir şeyler değişebilir, belki sürprizler olabilir anlamındaydı. Ancak bugün görüyorum ki artık bizim mevcut Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü politikalarıyla en ufak bir paralelliğimiz yoktur.